Sevgili seyirciler, biliyorsunuz bizler Müslüman Ahmediye cemaati olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mesih ve Mehdi olarak müjdelemiş olduğu şahsın gelmiş olduğuna inanıyoruz. Ve bu kişinin Hazreti Mirza Gulam Ahmet aleyhisselam olduğuna inanıyoruz. Soru da bununla ilgili. İzleyicimiz şu şekilde soruyor. Diyor ki, Mirza Gulam Ahmet çoğunlukla Hazreti İsa aleyhisselamın ölümü üzerinde durdu. Başka da göze çarpar bir şey yapmadı deniyor. Buna cevabınız nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Yani bu tür söylemler ön yargıyla ya da garezle söylenmiş sözlerdir. Yoksa vaat edilen Mehdi ve Mesih Hazretleri'nin yaptığı olağanüstü işleri kendisine muhalif olanlar, kendisini kabul etmemiş olanlar bile övmüşlerdir. Bu doğru değildir. Yani sadece İsa Aleyhisselam'ın ölümünden bahsettiği. Daha sonra kendisinin ikinci halifesi olan ve aynı zamanda oğlu olan Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet, biliyorsunuz, yani bilenler biliyor, 52 yıl hilafette kaldı. İkinci halife olarak cemaatin sorumluluğunu üstlendi. Onun zamanında cemaat çok ilerleme kaydetmişti. O bu konuda da bir konuşma yaptı. Yıllık toplantımız oluyor bizim, biliyorsunuz, Calsa Salana diyoruz biz. İki günlük yaptığı konuşmada ancak vaat edilen Mehdi Hazretleri'nin İslam'a yaptığı olağanüstü hizmetleri sadece ana başlıklarıyla iki günde anlatabilmişti. Ki o da yani bir kısmını anlatabildiğini söyledi. Hepsinden detaylı olarak bahsedemedi. Detaylı zaten bahsedemedi de hepsinden de bahsedemedi. Yani sadece Hazreti İsa'nın vefatından bahsetti ve o kadar, başka da bir şey yapmadı diyen o garezinden yapıyor bunu. Yani gerçeği gizlemeye çalışıyor ama aslında büyük bir haksızlık yapmış oluyor. Güneş balçıkla sıvanmaz diye. Fakat yine de bu soruyu madem ki böyle sordular, aslında Hazreti İsa'nın vefatını vurgulamak, onu kesin bir şekilde ispatlayarak ortaya koymak, bu aslında öyle küçümsenecek, hafife alınacak bir iş değil. Çok muazzam bir iş başarmıştır. Sadece bundan bile bahsetsek günlerce konuşabiliriz. Bu kadar muazzam bir iş başarmıştır. Niye muazzamdır? Çünkü Hristiyanlar, biliyorsunuz, Hazreti İsa'nın öldükten sonra 3 gün sonra, yani çarmıhta ölmüş, 3 gün sonra da dirilmiş ve ondan sonra da Allah Teala'nın sağ yanına oturmuş. Şimdiye kadar orada diri vaziyettedir ve kıyametten önce geri gelecektir diye inanıyorlar. Yani hala hayattadır diye inanıyorlar. Aynı şekilde Müslümanlar da, yani onlar çarmıha hiç gerilmedi. Ya da çarmıha gerilen başka birisiydi. Ama neyse, Allah Teala aldı onu, gökyüzüne çıkardı ve şimdiye kadar diridir diye Müslümanlar da inanıyorlar. İnanıyorlardı diyelim, daha doğru olur. Çünkü vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gelip bu yanlış inanışların kökünü kazımıştır. Şimdi gene de vardır tabii inatla aynı şekilde inanmaya devam eden, ama bu artık mantıki, akli delillerle ortaya konmuş bir gerçek haline gelmiştir. Artık Kur'an-ı Kerim tefsirlerini ya da Kur'an-ı Kerim tercümelerini de bile görüyoruz ki biz Hazreti İsa'nın öldüğünü orada belirtiyorlar ilgili ayetlerde. Öldüğü şeklinde tercüme ediyorlar. Bu azımsanacak bir gelişme değil. Vaat edilen Mehdi Hazretleri'nin zamanındaysa sadece İsa Aleyhisselam'ın diğer bütün peygamberler gibi vefat etmiştir sözünden dolayı kendisi kafir ilan edilmiştir. Çok büyük düşmanlık ateşi yakılmıştır aleyhinde. O zamanın büyük mullaları kendisi aleyhinde çok muazzam propagandalar yaptılar. Kendisini kafir olmakla, dinden çıkmakla suçladılar. Şimdi dediğim gibi Hristiyanlar ve Müslümanlar Hazreti İsa'nın hayatta olduğunu, ölmediğine inanıyorlardı. Bu aşağı yukarı, yani şöyle bakarsak Hristiyanları ve Müslümanları toplasak üst üste, yani aynı inancı bir nevi benzer şekilde paylaştıkları için toplarsak dünya insanlarının neredeyse yarısı ediyor. Ve dünya insanoğlunun yarısını böyle bir yanlış inançtan kurtarmak, siz söyleyin, nasıl ufak bir iş olabilir? Yani bu küçümsenerek söylenebilecek gibi bir iş değil. Asla küçümsenecek bir iş değil.
Şimdi Hristiyanlar biliyorsunuz ilk önce Hindistan'a işgalci olarak girmişlerdi. O 1700'lü 1780'li yıllara tekabül ediyor aşağı yukarı. Onlar daha sonra papazları aracılığıyla yani kendileri düşündüler ki biz dinimizi, Hristiyanlığı burada yayarsak böylece kalıcı oluruz ve halk tarafından muhalefete uğramayız. O zaman ellerine aldıkları bir silah vardı. O silah şuydu. Müslüman halka gelip diyorlardı ki bakın sizin inancınıza göre de İsa ölmemiştir, hayattadır. Öyle değil mi? Müslümanlar da işte duydukları, atalarından duydukları inanca uygun şekilde diyorlardı ki evet İsa Aleyhisselam göktedir, ölmemiştir. Sonra diyorlar ki peki ahir zamanda geri geleceğini ve insanlara yol göstereceğine de inanıyor musunuz? Müslüman diyor ki evet inanıyoruz. O zaman papazlar diyorlardı ki o zaman niye bekliyorsunuz? Şimdiden inanın, gelin hep birlikte biz işte insanoğlunun iyiliği için çalışalım vesaire. Artık yani kandırabilecek ne varsa ellerini almışlardı. Ama ellerini aldıkları silah buydu ki İsa Aleyhisselam ölmemiştir, hayattadır. Bu silahla birçok Müslümanları avladılar. Ve o kadar cesaret buldular ki diyorlardı ki biz buradan başlayarak Kabe'nin çatısına kadar Hristiyan bayrağı dikeceğiz. Bütün dünyayı Hristiyan yapacağız. Çünkü çok övünüyorlardı. Bununla biz avlayamayacağımız kimse yoktur zannediyorlardı. İşte tam böyle bir ortamda siz düşünün. Hazreti Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselatü Vesselam ortaya çıktı. Ve Allah'tan aldığı bilgiye dayanarak dedi ki sizin o sözünü ettiğiniz İsa Aleyhisselam o her insan gibi ölüp gitmiştir. Ve gelecektir diye beklediğiniz İnsanlara diyorsunuz ya gelecektir ve geldiğinde insanlara yol gösterecektir. O İsa benim. Haydi gelin üstünüze düşeni yapın ve bana inanın. Şimdi bu delil karşısında diyebilecek hiçbir şey bulamadılar. Çünkü aksini iddia edebilecek bir delil yok ellerinde. Sen değilsin nasıl diyecekler? Ellerinde bir resim yok, bir kimlik yok ki yok hayır sen değilsin desinler. Velhasıl bu kelam İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünü ispatlamak, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler vasıtasıyla Müslümanlara ispat etti. 30'dan fazla ayet İsa Aleyhisselam'ın ölümünü vurguluyor diye kesin bir şekilde. Yani diyorum ya o günlerde Hazreti Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ı kafirlikle suçlayanlar, aynı o suçlayanların torunları bugün Kur'an tercümelerinde kendileri yazıyorlar İsa Aleyhisselam ölmüştür. Ve açık açık söylüyorlar. Yani bunu bu itiraz soru vardı ya Mirza Gulam Ahmet sadece İsa Aleyhisselam'ın ölümünü vurgulamış. Başka da göze çarpar bir şey yapmamış şeklindeki bu itiraz. Aslında bugünlerde söylenen bir itirazdır. Diyorum ya bunu Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın zamanında bir küfür olarak öne sürmüşlerdi. Demişlerdi ki bu şahsın kafir olduğunda bir zerre kadar şüphe kalmamıştır. Çünkü o İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü iddia ediyor. Onun için yani bu soru hattı zatında böyle sorulması yanlıştı. Sadece Hazreti İsa Aleyhisselam'ın her peygamber gibi, her insan gibi, her canlı gibi öldüğünü ispat etmek bu tek başına hattı zatında çok muazzam bir iştir zaten. Kaldı ki Mesih Mahmud Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'a yaptığı hizmetler, ben demiştim başlarken, sözüme başlarken, günlerce konuşulsa bitirilmeyecek bir konudur. O kadar muazzam işler yapmıştır. Şimdi bu bizim kısa programlarımıza tekrar bu konuya da girmek sığmayacaktır. Ama şu kadarını söyleyeyim, Türkiye'de de biz yayın evimizden Ahmad Yayınları'nın yayınları altında bir kitap şeklinde bunu yayınladık. Ama dedim ya, özet bir şekilde onun İslam'a yaptığı hizmetleri anlatan bir kitaptır bu. Tamamı yine de değildir. Ama neyse, bir kitap olarak biz bunu bastık. Ve zannedersem Almanya'da da cemaatimizin Türkçe olarak yayınladığı kitaplardan birisi buydu. Web sayfamızda da insanlar bulabilirler, merak edenler. İnşallah o kitabı da okuyarak ne gibi hizmetler yapmıştır, İslamiyet'e ne büyük bir fayda sağlamıştır, insanlar bunu görebilirler. Diyeceğim şimdilik bu kadar bununla ilgili. Teşekkürler Muallim Sahip. Evet enteresan yani bu tür
suçlama mı desek, bu tür şeyi ortaya atmaları bize karşı. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zaten kendisi demiyor muydu Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği zaman görevleri ne olacak diye. Mesela görevlerinden bir tanesi, belki en önemlilerinden bir tanesi de haçı kırmak olmayacak mıydı? Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zaten normal ölümünü vurgulamakla ve bunu Kur'an-ı Kerim ayetlerine ispatlayarak Hristiyan sembolü olan haçı, yani onların inanç sistemini adeta toprak altına gömmüş oldu. Yani bundan daha güzel ne olabilir ki aslında? Ama kaldı ki diğer hizmetlerden bahsettiniz. O bahsetmiş olduğunuz kitaplarda detaylı şekilde onlar açıklanmış. Yani biz burada açıklamaya kalsak ona birçok program yapmamız gerekir. Ama bir tanesini ben şu an aklıma gelen önemli bulduğum hizmetlerden bir tanesini söylemek istiyorum ki, mesela o kadar İslami gruplar var, yani bir sürü, hepsi birleşseler ve Avrupa'da veya dünyada Kur'an-ı Kerim çevirilerini yan yana getirseler, kaç tane çeviri ortaya atabilirler ki? 5 mi, 10 tane mi? İngilizce, Fransızca vesaire belki. Ama Ahmediye cemaatinin hemen hemen 100'e yakın dilde Kur'an-ı Kerim çevirisi var örneğin. Yani bunlar İslamiyet'i tüm dünyaya yaymak için yapılan hizmetlerden sadece bir tanesi. Ben de Ahmediye cemaatini araştırırken gördüğüm olağanüstü şeylerden bir tanesi de buradaki mürebbilerin, yani imamlarımızın Ahmediye cemaat içerisinde yani adeta gece gündüz İslamiyet'i yaymak için seferber olduklarını gördüm. İşte okullarda konferanslar mı dersiniz? Ne bileyim sokak ortalarında kurulan kitap ve bilgi standları mı dersiniz? Yani bir sürü hizmetler var İslam adına. O da İslamiyet'i işte diğer ülkelere barışçıl bir şekilde ulaştırmak için yapılan hizmetler. Bu da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zaten sünnetine dayalı olarak yapılan hizmetlerden sadece birkaç tanesiydi.